Pazar kahvaltısı için Sultanbeyli Dünya Arzumlar platformundayız. Azdır. Bugünlerde
kimsenin kimseye üstün olmadığını söyleyen Yüce Peygamberimizin ümmetiyiz. Bu açılım sürecinde bu milli birlik ve beraberlik, kardeşlik sürecinde Erzurumlu çok büyük bir misyon üstlenmiştir. Ve bu sınavını da Rabbime şükürler olsun ki çok başarılı bir şekilde vermektedir, verecektir. Erzurumlu bu ülkenin birliğinde, bütünlüğünde, kazanılmasında, kurulmasında hep çok büyük önemler taşımıştır. Çok büyük misyonlar üstlenmiştir. Ve Erzurumlu dünyada söz sahibi olmuştur. Ve bunun örnekleri var. Bunu hepimiz birebir yaşıyoruz ve görüyoruz. Bizim elimizden gelen karınca misali. Belki götürdüğümüz su o yangını söndürmeyecektir ama biz o yolda ölürsek, o yolda bir şeyler yaparsak Rabbim mükafatını inşallah hem bu dünyada hem öbür dünyada bizlere verecektir. Bakınız, insanların layık olduğu şekilde yönetilmesi. Neye layıksanız öyle yönetilirsiniz. Ama şükürler olsun ki biz şu anda layık olduğumuz şekilde yönetiliyoruz. Ne diyorlar? Analar ağlamasın, kan dursun, gözyaşlar olmasın, huzurlu yaşayalım, birlikte ve beraber yaşayalım. Zaten biz 1000 yıldır hep beraberiz. Artık birbirimizle bırakın ettirmeyi, birbirimizin iliklerine kadar girmişiz. Ama bizim buradaki misyonumuz ve görevimiz de bu birlikleri yürütmek, birlikte hareket etmek, birlikte ağlamak, birlikte gülmek, birlikte sevmek. Bunun temel ögesi de budur zaten. İnsan, Rabbim kainatı insanın emrine yaratmış. Her şey insan için. Biz de insan olduğumuz için buna layığız. Ben şunu söylüyorum. Bir yerde temsil edileceksek bunu en iyi şekilde temsil edilmeliyiz. 75 milyon Türkiye'de, 76 milyon Türkiye'de rakam belki biraz şey olur. Bir tane başbakan, bir tane cumhurbaşkanı. Bu insanların yaratılış şekliyle. Birileri gönül insanıdır, birileri siyasetçidir, birilerinin farklı meziyetleri vardır. Biz burada diyoruz ki herkes olduğu kurumlarda koşsun. Şimdi bana, ben bankacıyım, mesleğin dışında belki başka bir şey sorulursa orada zorlanabilirim. Şunu rahatlıkla diyebilmeliyim ben şansım olarak. Benim o konuda bilgim yok. Ben bu konuda konuşmayacağım. Bu eksiklik değildir arkadaşlar. Bu insanın erdemliğidir. Herkes her yerde her şeyi konuşursa işler karışır ve bunu da bir şekilde düzeltemezsiniz. Bizim için olmazsa olmazlarımızdan birisi de günümüz çağında yazılı ve görsel medya. Toplu kitle iletişim araçları. Bugün ben bu toplulukta zannetmiyorum ki evinde televizyon olmayan, radyosu olmayan, interneti olmayan bir ev hane reisi bilemiyorum. Ve artık herkes her şeyi birinci ağızdan dinliyor. O eskiden olduğu gibi kahve kültürü, işte kahvede birisinden bir şey duyarsınız, onu fikir bazında birilerine sunarsınız, belki yanlış öğrenirsiniz. Ama şimdi öyle değil. Kimin ne konuştuğu, nasıl hareket ettiğini, nasıl yaşandığını bu toplu iletişim araçlarından anlıyoruz. Ve bunları da duyuyoruz, görüyoruz.
gazetecilik yap, bölgesel televizyonculuk yap. Arkadaşlarınızı, hemşehrilerinizi elinizden ne gelirse destekleyin. Çünkü bizim oradaki haberlerimizi, buradaki kahvaltımızı, vakıftaki yemeğimizi, federasyondaki toplantımızı bu arkadaşlarımız en uçlardaki vatandaşımıza, hemşehrimize gönderiyorlar, iletiyorlar. Bunlar bir emek karşılığı olur. Bu tür şeylerden, organizasyonlarda benim hemşehrilerden bir ricam var. Lütfen bölgemizde, yaşadığımız şehirde bu tür faaliyet gösteren, görev yapan arkadaşlarımızın desteklenmesini ben hepinizden rica ediyorum. Hakikaten buna çok ihtiyacımız var. Ve biliyorsunuz dernek de aynı gönül birliği vermiş, gönül fedakarlığı yapmış, bireylerden oluşan topluluklardır. Bunlar da nasıl ayakta duruyorlar? Maddi yardımlar, yardımlaşma diyoruz. İstanbul Korasanlar Derneği Yardımlaşma Derneği, Sosyal Derneği, Kültürel Derneği, bunun altına koyarsınız. Ama öncelikle burada yardımlaşmadan geliyor. Biz burada acılarımızı paylaşıyoruz. Sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Birbirimizi görürken silahı rahim diyoruz ve tanışıyoruz. Ben bunu hep söyledim. Ortaklık yapısını çok iyi biliyoruz. İş alemini çok iyi biliyoruz. Ama bunlardan yararlanmak için yetkili, etkili, bu işte profesyonel olan, iştigal eden insanlardan bilgi almalıyız. Burada mesela gene söylemiştim, KOBİ ile ilgili bir toplantı yapacağız. Bankalarla ilgili. Çünkü ne diyoruz? İnsanların işi iyi olursa, aşı olursa bize de oradan düşüyor. Allah şahalarımızın noksanlığını vermesin. Ve bu tür organizasyonlar onların desteği yok. Bir dernek başkanı, bir federasyon başkanı, belki bir müddet cebinden götürebileceği bir şey var. Ama bunu tabana yayamazsınız. Zaten başkan öyle girdiği zaman der ki buna ben orada 40 tane adam gelsin, bunu gelmezsen o zihin gelsin. Ama bunu tabana yayarsanız açıkta, cenazede, düğünde, iyi günde, kötü günde beraber olursanız her şeyinizi paylaşmış olursunuz. Yükler paylaştıkça azalır. Sevgiler paylaştıkça büyür. Allah rızası için birbirimizi severim. Birbirimizi onur edelim. Ama bunu yaparken iltifat marifete tabidir diyoruz. Birilerinde marifetli olmalı ki biz onlara iltifat edelim. Yoksa her seferinde gelirsiniz, arkadaşlarınız gelir, burada ayağa kalkarsınız, ağırlarsınız, yerinizi verirsiniz ama bakarsınız ki kendisi hep öyle yaşamaya alışmış. Peki sizin topluma verdiğiniz ne var? Enerjinizi vereceksiniz, paranızı vereceksiniz, bilgi birikiminizi vereceksiniz, bu toplumun her şeyinizi paylaşacaksınız, at bekleyeceksiniz. Ben bir yerde genel müdür olabilirim. Benim çok da param olabilir. Ama ben bunu paylaşmıyorsam o benim için bir vebadır. Herhalde bunu herkes de benim gibi düşünüyor. Öyle insanlarımız var ki aramızda. İnanın, samimi söylüyorum, belki 50-60 lira yemeğine çalışıyor ama buradaki aidatını bir gün geciktirmiyor. Biliyor ki buradaki aidatını bir gün geciktirirse yarın bura başka şeyler var. O yüzden birlikte çalışacağız. Beraber olacağız. Birlikte yükseleceğiz. Bunun hazırlığı hep beraber yaşayacağız. Sivil toplum örgütlerinde zaten temel kuruluş amaçları budur. Ama burada şunu söylüyorum. Herkes görevini yapacak. Federasyon görevini yapacak. Dernek görevini yapacak. Vakıflar görevlerini yapacak. Vakıfların görevlerinde soruyorum arkadaşlarıma. Eğlence tertip etmek var mıdır?
yasındıktan değil. Hocamızın diplomasının olmadığını. Allah devlete zaman vermesin. Diyor ki bana diplomalı bir hoca getir, halk eğitim müdürlüğü. Senin hocanın ücretini ben ödeyeceğim. Sen de orada kültürünü öğreteceksin çocuklara. Belki 20 yıl sonra şu İstanbul'da bar oynayan insanlar elinizle göstereceksiniz. Ya şu arkadaşımız da bar biliyor, bar oynuyor. Bizim kültürümüz bu değil mi? Bar bizim için olmazsa olmazımız değil mi? Bu en basit. O yüzden buralara gerekli önemi, ehemmiyeti vermemiz lazım. Buraları ayakta tutmamız lazım. Burada da büyük iş, büyük emek tüm hemşerilerimize düşüyor. Tabii benden sonra birkaç ağabeyimiz de bu kürsüden sizlere seslenecekler, onlarla görüşlerini ifade edecekler. Onların görüşleri de bizim için çok önemlidir. Çünkü onlar bilgi, birikim, tecrübeleriyle buralara geldi. Bunlar çok kolay oldu. Bunlar sahada yaşayarak buralara geldi. Bir mühendis mektebi bitirir. O mektepli mühendistir. Ama 2 sene sahada çalıştıktan sonra oradaki onun görüş açısı da işçiye karşı da farklıdır. Yukarıya karşı da farklıdır. Kendine göre de sorumlulukları artar. O yüzden ben aramızda bulunan Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanımızı buraya arz ediyorum. Zafer Yıldırım Ağabeyi. Saygıdeğer hemşehrilerim. Öncelikle kahvaltımızın hayırlara vesile olması temennisiyle hepinizin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz özellikle şu dönemde barış ve huzura ülkemizin birlik ve beraberliğe katkı sağlayan altını çizerek söylemek istiyorum. Etnik kimliği ne olursa olsun yurdumuzun bu güzel insanlarını bir arada tutan tüm sivil toplum kuruluşlarına, vakıf ve hemşehri derneklerine, özellikle de bugün burada bulunduğumuz Dünya Hemşehriler Platformu'na buradan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve değerlerimizi bozmasın diyorum. Hemşehrilerimiz bundan 47 sene önce para kazanmak ve daha iyi yaşam koşulları için büyük şehirlere, metropollere, hatta yurt dışlarına göç etmiş, iş sahibi olmuşlar, zamanla işveren konumuna yükselip ülke ekonomisine katma değer üretmenin gayretinde olmuşlar. Diğer taraftan yine bazı hemşehrilerimiz bürokrasi ve siyasetle ilerleyip bugün yavaş yavaş ülke yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardır. Tabii bunları yaparken de bulundukları şehirlerde yalnız kalmamak için, birbirleriyle irtibatı koparmamak için sivil toplum kuruluşları, özellikle hemşehri dernekleri kurmuşlar, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına azami gayret göstermişlerdir. Bizler İstanbul'da ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaşayan Erzurumlar olarak bizim temamız şudur ki mikro milliyetçilik yapmadan hedefi öğesi insan olan tüm değerleri göz önünde bulundurarak gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, doğduğumuz yerin kültürünü doğduğumuz yerin ekonomisini ve refahını da doğduğumuz yere aktarmak. Ben inanıyorum ki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehrilerimiz bu konuda azami gayret gösteriyorlar. Tabii bunları yaparken de özellikle de gençlerimize çok önem düşüyor. Gençlerimize değer vermemiz lazım değerli kardeşlerim. Çünkü belli bir yaşın üstünde olan hemşehrilerimiz zamanla bu işin içinden yavaş yavaş ayrılacaklar. Bizim özellikle ana kaynağımız, sermayemiz olan gençlerimizi bir şekilde bu sistemin içine almamız lazım. Ben Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Pendik'te yaklaşık 40 senedir burada yaşıyorum. Sizlerle beraber. Biz bunu gördük. Özellikle de sıradanlaşan Erzurum gecelerinde şöyle bir karar aldık. Dedi ki gençlerimiz bu sistemin içine nasıl dahil ederiz? Gençler de biliyorsunuz özellikle aktüel konularda bu yapılan etkinliklere katılıyorlar ve şöyle bir karar aldık biz bu
temel esnafı yaklaşık 5000 kişinin katılımının en az yarısı gençler. Biz bunları eğer tekrarlarsak bir şekilde gençlerimizi kucaklaşmış oluruz. Gençlerimizi sistem içine dahil edersek de yarın gözümüz arkada kalmadan biz inşallah bu görevlerimizi onlara emanet ederiz. Onların da layıkıyla bizleri temsil edeceğini olan kanaatimiz tamdır. Tabii ki bizler hep şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da önce Allah rızası, sonra memleket sevdası, ardından hemşerilik duası çizgisini hareket edip hakkaniyet okumasını olmanın azabı gayret içinde olacağız. Sözlerimi burada bitirmeden önce ünlü düşünür, ilim ve fikir adamı Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ifade buyurduğu gibi Mevlam görevi ne yer, ne ilerse güzel eyler. Tüm güzel günlerin ülkemiz insanı ve hemşehrimiz olması hepimizle hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli hemşehrilerim, ben Recep kardeşime ve Mersiklas kardeşime hazırlıkla teşekkür ediyorum. Bu eventlere dayat ettiler, onur duydum. Geçmiş dönemde bu tip faaliyetlerde çok aktif oldum. İstanbul'a ilk geldiğim dönemlerde biraz ben ilk forumlara konuşmak istiyorum. Böyle istişare anlamda sohbet olsun diye konuşmak istiyorum. Tabii bütün nitelikli olmayacak bu sabah. İlk geldiğim yıllarda Kadıköy'de dolaşırken Erzurum'dan yoğun olduğu Kadıköy'de dolaşırken kimlerle görüşebilirim diye soruşturdum. Biraz rahatsızım bu sokakta. Ve bana orada bir sokak arasında Marmara adında bir lokal gösterdiler. Gittim oraya, buraya Erzurumlar Derneği'ne gittiler. Allah rahmet eylesin, burada bir tramı gördüm. Erzurum'a gitmiş gibi oldum, çok mutlu oldum. Oturdum yanına, çay ısmarladı bana. Geçti çay parasını kendisi vermedi. Dostluk biraz sohbet ettik. Şimdi benim dediğim yıllar biraz uzun yıllar. Bu dönemden bu döneme çok şey değişti. İnsan düşünen vardır. Cenab-ı Hak eşref-i mahluk olarak yarat düşünmezsiz. Gece-i Başkan'ın önünde söyledi. Hep değişmeye tabiriz. Hep değişim içerisindeyiz. Dünyadaki bütün evrenin her bölümü rutin olarak kendi eksen etrafında, kendi yörüngesinde dönen yıldızlar ya da peyklerin dışında bizim yaşadığımız bilgimiz en azından dünyamızda değişim hızla devam ediyor. Gelişerek değişim bizim hayatımızı etkilemesi lazım. Böyle bir şey ki düşünen varlık olan insan bulunmuş olduğu toplumlarda hayatını idame ettirmenin ötesinde gelecek nesillere de bir şeyler bırakabilmek, bunları da mutlu kılmak için gayret içerisinde. Bizim inancımız, ilgimiz de bulunuyor. Çalışmamız lazım. Üretmemiz lazım. Bütün bunların altında, temelinde altında bu tür kuruluşların olması, insanlara faydalı olması, kendi cemiyetine, kendi cemaatine, kendi hemşerisine, kendi bölgesine üretip de işler katması lazım. O ilk yıllarda bir arada olmayan ya da bulunamayan kimselerin bir araya gelip de böyle hemşeri, cemiyetleri, dernekleri, vakıfları kuramayan insanlar bugün çok fazla olduğunu görüyorum. Bu fazlalık inşallah bereket getirir, inşallah birliktelik getirir. İnşallah bunun altında temelinde yatan o birlikteliğin amacı, gayesi bulunmuş olduğumuz, doğduğumuz topraklara, doyduğumuz değil, doğduğumuz çevrede fayda sağlamak. Diyorum ki, istiyorum ki, temenni ediyorum ki inşallah bu grupta, bu toplantılarda, bu niyetle beraber olmuş kardeşlerimiz, can yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz biz bu salonlarda otururken gelecekte daha önemli salonlarda dediğim gibi geldim Kadıköy'de oturabilecek bir yer olamazken bugün Erzurum'un İstanbul'un hangi bölgesine gitsem
hangi mekana gitsem orada bir tabela görüyorum. Beni mutlu ediyor, çok mutlu ediyor hem de. Gelecekte de bu kardeşlerimiz inşallah daha iyi mekanlarda, daha iyi ortamlarda kendi köylerine, kendi ilçelerine, kendi memleketine, kendi insanına çok faydalı olacağı içindeyim. Bu iş, o sözlerin başında söylediğim gibi değişimle beraber devam ediyor. Ama hızlı bir değişim, bu değişimi nasıl diyeceğiz? Hani birileri diyor ya baş döndürücü bir değişim. Bu baş döndürücü değişimin biz neresindeyiz? Bir santim bile geri kalmamamız lazım. Dünyada hızlı değişimler var. Ben eski bir bürokratım ama şimdi siyasi gelmiş buldum. Bu değişimler içerisinde ülkemizin durumunu da görüyoruz. Hızlı bir şekilde değişime katkıda bulunmak ya da bizim hak ettiğimiz geçmişte atalarımızın 20 milyon metrekare üzerindeki hükümranlığı bugün bizim hükümranlığımız toprak olarak değil, fikir olarak, ideal olarak, zihniyet olarak insanlara faydalı olabilmek hem dinimizden almış olduğumuz tembihle, emirle, kültürümüzdeki olan birliktelikle beraber bunları bir yerlere sunmak zorundayız. Ve herkes 8 saat uyurken bizim 8 saat uyuma hakkımız yok. Biz çok fazla üretmek zorundayız, biz çok fazla gayret etmek zorundayız. Çünkü dünya büyüyor. Benim çocukluğumda Avrupa'ya yetişebilmek için çok mesafe kat etmeliyiz. Birileri imkansız diyordu. Çocukluğunda değil, eğitim hayatında da böyleydi. Çalışırken de böyleydi, hayalde birilere ulaşmadı. Ama bugün bizim hayal ettiğimiz, hayal etmekte bile güçlük çektiğimiz o ortamlar şimdi bizim arkamızda kaldı. Buna katkı sağlayanlardan Allah razı olsun. Buna fayda sağlayanlardan Allah razı olsun. Bu sadece ekonomik boyutuyla ilgili değil, sosyal olarak da şu birlikteliğimizi aslında ben gündeme getirip çok konuşmak istemiyorum. Bu açının süreciydi, değil, kardeşliğiydi. Biz zaten vardı. Buna kim yaptı? Bizim içimizden değil kardeşler. Bizlerle beraber problem yok. Size çok enteresan bir şey anlatayım. Geçen de Ümmet Üstaz kardeşim de oradaydı. Beraber bir kahvaltıda, sohbette konuştuk. Anlattım. Ben arasına gittiğimde benim kapı komşum Türk kardeşim. Benim kızım böyle 40 gün Nazlı'yla beraberdik ya. Benim amca çocuklarım var. Burasan diyeyim. Soyadım Burasan. Doğma büyüğü Burasan diyeyim. Bütün etrafa dönsem bütün ailelerden her yere akrabam var. Birinci derecede kardeşimle yeğenim var. Ama Fevzi abi, bitişik komşum Hacı Bebun'un oğlu Fevzi Özbey'e Tamer Bey'in müsaade için bir yeri getirir. Tamer Bey'in müsaade için kimse gidemezdi. Sen benim kardeşimsin. Beraber büyüdük ya, yani bitişik bir duvardan cevherimiz. Yeğenlerim, çocuklarım, bütün çocuklarım. Birileri millet olarak gelişmekte olduğumuz bu dönemde bizi engellemek istiyor kardeşim. Esas bu. Biz buna karşı duyarlı olmak lazım. Duyarlı olmak zorundayız, teyakkuz etmek zorundayız. Onun için bütün bu çalışmalar Anadolu'nun her bölümünde safhasında hızlı bir şekilde devam ediyor. Niyetlerimiz iyi, gayretlerimiz iyi. Rabbim inşallah bu niyetlerimiz de bizim muvaffak kılır. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, isterseniz kahvaltımız bitti. Bir yemek duasından sonra birkaç kelime konuşalım. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî etamenâ ve serkanâ ve câlinâ minel müslimîn. Nimet-i cedidullah, bereket-i kadirullah, şefaat ya Resulallah. Devam-ı devlet, nasib-i cennet, ölenlere rahmet, kalanlara selamet. Allah'ın ve zifreten buz, nimeten kesreten bir hürmet-i sırrı suyeti Fatiha. Evet, kahvaltıyı düzenini İstanbul Borasan'ın derneğine, başkanına, yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Allah ziyade etsin, Allah yeri buldursun. Diğer örneklerimize de örnek olsun. Tabii Erdal Yavuz benim adım. Aslında Hasan Kale, Borasan'a sınır bir köyüz biz ama ben de bu derneğin yönetimindeyim. İşte ayda bir çocuklara zaman ayırdık. Bugün de programımız vardı. Hanım dedi ki yeter artık, nereye gidiyorsun? Dedi ki seni temsilen hanım Haydar Komur. Seni temsilen Horasanlar Derneği'ne gidiyorum. Ne yapayım dedim deyip o zaman dedi. Konu Horasan saat gelişti efendim. Buyur dedi. Bugün de oraya gitmiş olduk.
Dolayısıyla Khorasan tabii Erzurum'un çok önemli ilçelerinden, önemli değerli insanların olduğu bir mevki. Öncelikle sevgili Tamer abim, çok kıymetli abimiz, çok kıymetli bir değerimiz. Burada olması bizi onurlandırdı. Çok değerli Zafer Başkan'ın Kocaeli Devletler Federasyonu, gerçekten çok düzgün bir insan. Onun dışında iyi bir yönetici, Narman Dernek Başkan'ın Sayın Komutanım Albay'ı, değerli hemşehrilerim. Tabii çok güzel konuşmalar oldu Zafer Başkan, Tamer abim. Bunun için de çok fazla bir şey demez ama bir konumuz var sadece, ben onu arz ediyorum. Medya işiyle uğraşıyoruz, işlerimizden bahsetmeyelim ama önemli bir konu, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatını filme dönüştürüyoruz. Şu an senaryo bitme üzere, Zafer Başkan'ın da konuşmasını o iki cümleyle kapattığı zaman çok mutlu oldum, diken diken oldum. İbrahim Hakkı Hazretleri herkesin değerli. Dolayısıyla sanki işte son bir yıldır İstanbul'da sadece bu konuya nasılsa ben ilgileniyorum. Sanki benim dedemmiş gibi bir sahipleniyorum ama herkesin sahiplenmesi gerekiyor bu konuyu. Geçen hafta işte 10 gün önce Erzurum'daydık. Sonra senarist Hasan Kara'ya gittik ama Hasan Kara maalesef korkala deniyor biliyorsunuz. O unvanı kim koymuşsa Allah hakkıyla rahmet etsin. Yani bir değil iki göz birden kor. Hala uyanmamışlar. Hasan Kara'ya gittik, camiden çıkarken insanlar İbrahim Hakkı Hazretleri'ne soruyoruz. Ne olur diyor, İbrahim Hakkı mı geliyormuş diyor. Allah seni iyice korusun, ne diyeyim ben sana. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri'nde kimsenin bir ilgisi yok. Sevgili komutanım, bizim bir albayımız var. Doçent Doktor İlker Yılmaz, şu an Gülhane Katar Askeri Akademisi'nde. Erzurum Bilim Müzesi projesini yaptık, başbakanlar onayı verdi. Dünyada böyle bir proje yok, Erzurum'a kurulacak. Amerika'da geçen sene tez yaparken orada bir Amerikan profesör Türk falan konuşunca git demiş ülkene İbrahim Hakkı'yı araştır. Buralarda bununla uğraşmayın. İbrahim Hakkı Hazretleri öyle bir bilim adamı ki dünyada daha üzerinde bir astronot gelmiş. Ne de gelecek? NASA'da bile onun sözleri var. Işık kalitesi gibi bir mucize durumu var. Geçen sene gerçekleşti. 23 Eylül'de ve 21 Mart'ta sabah 6:20 geçe güneş doğduğu zaman hocasının başını ışıtıyor. Dolayısıyla Doktor Albay da geliyor, özellikle Erzurum'a gidiyor ve Hasan Kale'ye gidiyor. Bir araştırma anket diyorlar. Anket %85 insanda İbrahim Hakkı Hazretleri'ni tanımıyorlar. Eğer siyitler olmasaydı şu anda da İbrahim Hakkı Hazretleri'ni istediğine kimse duymayacaktı. Önümüzdeki ay inşallah sonunda çekimlere başlayacağız. Ünlü oyuncular var. İşte bir tanesi benim oğlum tiyatrocudur. Çocukluğunu ona oynatıyoruz. Niye? Maliyet çok yüksek. Şu anda 1 trilyon altına imza atmışız. Ama duyarsızlıklar devam ediyor. İşte sağ olsun birkaç tane insanlarımız var. Ahmet Ağarman gibi, Tamer Orasan gibi. Ama bunların sayısı fazla olması lazım. İnsanlardan da aslında para istemiyoruz. Duyarlılık istiyoruz. Ekim gibi sinemalara vereceğiz bunu. Acaba reyting alabilir miyiz? İşte rekoru kırabilir miyiz? Ya Erzurumlar sadece izlese de ben işte rekoru kırmış olacağız. Milli Eğitim'de bir görüşme yaptık. Kameralarla da bunu paylaşacağız tabii. Belki bir genelge çıkarıp bütün Türkiye'deki okulları o filmi sinemalarda izlemeye götürdüğümüz zaman çünkü biz İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ilmi yönünden ziyade bilim yönünü ortaya koyacağız. İşte Kurtlar Vadisi'nde çok ünlü oyuncular var, onlar oynuyor. Kastımız oluşturacağız zaten önümüzdeki ay sonra. Filmin ismi muhtemelen işte Güneş'in Doğuşu üzerinde duruyoruz. Erik'te bir derneğimiz var. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği. Onun da işte İstanbul Şube Başkanı'yım ben. Dolayısıyla çok fazla uzatmaya da gerek yok. Zafer Başkanım tevfiznamenin son iki cümlesini konuştu. Hak şerleri haydiler. Zannetme ki gaydiler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Tabi bu yaklaşık 30 kıtalık bir durum. Ne etmiş de güzel etmiş diyor. Son cümle olarak da yine İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle söylüyor. Anlarsa uzağındaki yakınındır diyor. Anlamazsa yakınındaki uzağındır. Yani şu an okyanus ötesindeki bizi çok yanılıyorsa o bizim yanımızdadır. Eğer şu anda yanında olan beni anlamıyorsa o da çok uzağındandır. Zamanınızı aldım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.
Zeki Çolak ağabeyi arz ediyorum herhalde. Yolun su geliyor. Tamam. Şimdi hep dileğin arkasında oturduğunuz için ben bunları çok göremiyorum. Evet sevgili hemşehrilerim, bu bir pazar gününde beraber olmanın kulunu ben de yaşıyorum. Tabii herhalde dışarıda da arkadaşlar var. Onlar bir içeri çalıyor. Hele bir içeri gelseler bir yüzlerini göreyim. Eyvallah. Şimdi... Hele gelin çok önemli şeyler söyleyeceğim. Hele gelsinler. Sevgili hemşehrilerim, yani bu kürsülerimize alışık değiliz. Biz kökenimiz asker olduğu için fazla konuşmayı da bilmeyiz. Ama bildiğim bir şey var. Belki Türk milleti tarihinde birçok kez teste tabi tutulmuştur. Ülkesi işgal edilmiştir. İşte bizim en çok bize anlatılan tarih, bildiğimiz tarih değil de anlatılan tarihte Çanakkale'yi anlatırlar bize. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'nı anlatırlar. Ama Türk tarihi hani ne Çanakkale ne de Kurtuluş Savaşı. Bundan 2 gün önce gazetede bir şey okudum ben. Şunu söylüyorlar. Biz şunu biliyoruz. İşte Türkler 1071 yılda Anadolu'ya geldikleri hep bize öğretilir. Farklı bir tarihçi diyor ki siz bu topraklarda 10.000 senedir bu topraklardasınız. Yani bu farklı bir şey aslında. Buradan nereye gelmeye çalışıyorum? Şuna gelmeye çalışıyorum. Mutlaka ki içimizde farklı düşüncede, farklı görüşte, farklı partide olan arkadaşlarımız var. Bu gayet doğal bir şey. Ama ben bir şey istiyorum. Şurada oturan arkadaşım ne düşünüyor? Benim için onun düşüncesi daha önemli. Yani Başbakan'dan, ana muhalefet partisi genel başkanından, diğer muhalefet partisi genel başkanından, buradaki arkadaşım ne düşünüyor? Onun düşüncesi nedir? Bu süreçte o ne düşünüyor? O süreç, o anlatılan süreç gerçekten kardeşlik, dostluk, birliktelik bir süreç mi? Yoksa yutturma bir süreç mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve sizin de ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum yani. Buna ne algılıyoruz biz? Ben kendi algılarımı söyleyeceğim. Yanlış algılıyor olabilirim. Hiçbir iddiam yok. Dediğim gibi ben politikayı bilmem. Ama yüreğim neyse bilim de onu ifade eder. Bir Horasan deriz. Şunu biliyorum ki Horasan etnik kökeni Türklerle Kürtlerden oluşan bir yer. Doğru mu? Benim Horasan'dan sonra biz Erzurum'a gittik. Biraz şahsımı anlatacağım. Kusura bakmayın. Sanayiye yerleştik. Kapı komşu vardı. Haydar amca. Ben çocukken babam kaybettim. Yetim büyüdüm. Allah rahmet. Haydar amcadan ben Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Haydar amcadan namazın nasıl kılınacağını öğrendim. Evimizin çatısı aktığında ilk Haydar amca bize gelirdi. Haydar amcadan sonradan şu an yani 50 yaşına geldim. Haydar amcanın Kürt olduğunu bildim ben. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. 50 senedir ben Kürt nedir, Türk nedir, Alevi nedir, Sünni nedir, Abaza nedir, Çerkez nedir bu ülkede hiç hissetmedim. 25 yıllık askerlik hayatımda da karşıma gelen Mehmetçi hiç etnik kökenini merak etmiyor. Ama maalesef son 1 yıldır, 2 yıldır ülkemizde bir etnik köken merakı başladı. Karşıma oturan insanın, şimdi diyorum ya 50 senedir hiç merak etmediğim kişileri karşıma oturunca kafamda şu soru işareti geliyor. Acaba bunun etnik kökeni ne? Buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Biz nereye gidiyoruz? Nereye gidiyor bu ülke? 50 yıldır kendi hayatından bahsediyorum. Hiç kimsenin
etnik kökenliğini merak etmezken yanında işte dediğim gibi çocukluğun parasına geçti, Khorasan'dan Erzurum'a gelirken Kürtçe'de konuşan vardı, Türkçe'de konuşan vardı. Hiç beni bunlar rahatsız etmezdi. Hiç etmezdi. Ama şimdi 50 yaşında artık karşıma oturan insanın etnik kökenini merak etmeye başladı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki bizi farklı bir sürece götürmeye çalışıyorlar. Şahsi fikrimi anlatıyorum. Türkiye her ne kadar şu an kardeşlik, dostluk, barış gibi bizi ifade edilen değerlerin gerçek yansıtmadığını hissediyorum. Yani biraz içimizde biliyorum ki AK Partiler çoğunlukla geçen günde bir tane misafir dergisinde gördüm. Başbakan ana muhalefet partisinin iki liderini karşısına almış. Söyleyin bakayım hanginiz bana oy verdiniz? Yani %50 oy aldık ya. Yani iki kişiden bir kişi bu partiye oy vermiş. Sayın Bahçeli ile diğer ana muhalefet partisi başkanımız diyor ki hanginizden biri bana oy verdiniz? Ben de şunu söylüyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir ifadeye göre 1000 yıldır bu topraklarda etle tırnak gibi birbirine geçen Kürt, Türk. Ne oldu da yani şimdi ayrılmaya, parçalanmaya başladı? Temel olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede demokrasi problemi var mı? Evet var. İnsan hakları problemi var mı? Var. Ama bu bir etnik kökene göre ilgi olmamalı. Bu ülkenin 76 milyon tüm insanları en birinci sınıf vatandaş olma hakkına sahiptir. Etnik kökeni ne olursa olsun. Ben şunu diyorum, eğer bir açılım olacaksa bu 76 milyonu kapsayacak bir açılım olmalı. Bir demokrasi olacaksa 76 milyonu kapsamalı. Temel derdim bu benim. Şunun bu değil. Şimdi şunu iyi görüyoruz. Bölgemizde müthiş olaylar oldu. İşte Suriye bir taraflara gidiyor. Irak'ı bir taraflara götürdüler. Libya'yı bir taraflara götürdüler. Şimdi sıra maalesef Türkiye'yi bir taraflara götürmekte. Sadece bunu sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.